Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu Şadi Turgutlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için çekiyorum. Yöresel bir şey çekiyorum, farkındasınızdır. Görüntü itibariyle anlamışsınızdır. Benim ilkokul öğretmenlerim Şeref Ali ve Nurcan Adagül'ü. Çok seviyorum onları. Buradan kucak dolusu da sevgilerimi gönderiyorum. Ben ve benim gibi birçok çocuğun daha hayatlarının ilk merdiven basamağı olan canım öğretmenlerimin sevgili oğlu Önder Adagül'ü bana dedi ki, Ayfer, ben biliyorsun fasulye turşusuna bayılıyorum, ölüyorum. Göndermeye çalıştım aslında, sürpriz yapacaktım ama maalesef gönderemedim çünkü kargolar fasulye turşusu, yani turşu gibi ya da bu tür şeyler kargolarla gönderilemiyor, biliyorsunuzdur. Çok üzüldüm ama o da dedi ki, Ayfer, benim dersim için bir fasulye turşusu kavurması çeker misin? Çekmez miyim? Seve seve çekerim, kavururum, arkasından da bir güzel oturup Önder için o turşudan yerim. Şimdi onun aşamalarına geçiyoruz arkadaşlar. 2 orta boy soğan. Doğradım güzelce. Çok ince kıymadım. Çünkü turşunun içinde kaybolmasını, yok olmasını istemiyorum. Hafiften bir ağza gelmesi lazım. Bizim orada yaşayan herkes bilir fasulye turşusunun. Bütün turşuları kavururuz biz ama en meşhurumuz da fasulye turşusudur. Yapım işlemlerini de çekmiştim. Bir tane videom var biliyorsunuz. Köyde o doğal manzarada fasulye turşusu yapıp video çekmiştim. Şimdi 2 tane orta boy soğanı doğradım. Geçelim yapım işlemlerine. Bunları tavama güzelce alıyorum. Şöyle yarım bardaktan biraz daha fazla sıvı yağım var. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Aslında bir bardak da koyabilirsiniz ama ben çok aşırı yağlı olmasın diye bir de konuşabilsem neler neler söyleyeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı domates salçam var. Biber salçası da ek yapmak isterseniz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Soğanlarımı güzelce kavuracağım. Arkasından salçamı ekleyeceğim. Sonrasında da fasulyelerimi, şöyle turşularıma lütfen bir zoom. Ve memba burada. Önder için gidiyor değil mi? O kadar çok isterdim ki sen Nurcan öğretmenim, Şeref Ali öğretmenim şu turşudan yiyebilsin. O kadar mutlu olurdum ki keşke bir şekilde sizlere bunları yedirebilseydim. Şimdi soğanlarımı kavuracağım. Kavurduktan sonra salçamı koyacağım. Salçamın üstüne fasulye turşumu boca edeceğim. Doğramadım. Biz öyle seviyoruz ama hani oldu da fasulye buldunuz. Hani oldu da turşusunu da yaptınız. Ya çok isterim, tadına bakın, bakmalısınız, fırsatını bulursanız yapın ve yiyin lütfen. Çok da basit, videomda dediğim gibi tarifim var. Bakarak yapabilirsiniz bence. Böyle sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Pişirme işlemine geçiyoruz. Soğanlarımızı güzelce kavurduk ve salçamız ve devamı. Buyurun. İki dolu dolu yemek kaşığı salçamız, iki soğanımız hatırlarsanız. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Salçamızı biraz soğanlarımızla birlikte öldürüyoruz. Öldürmek de ne demekse. Hayranım Türkçemize. Önder bir taraftan diyecek ki, aa Ayfer ya, çocuklara video çekiyorsun. Nasıl bir video çekmektir bu? Evet, bu kadar yeterli. Şöyle turşularımızı, benim gönlümde sizin de yemeniz vardı ya, o yüzden biraz fazla koymuşum. Ama olsun. Sizin yerinize de yiyeceğiz. Bunu karıştırmak çok zor olacak biliyorum ama niyet ettiğim gibi biraz fazlaca yaptım. Yasemin'le paylaşacağız. Önder, senin yerine, senin yiyeceğin kısmını Yasemin arkadaşıma vereceğim ve o evde eşi ve çocuklarıyla birlikte yiyecekler. Bizim ülkemizin zenginlikleri çok güzel çocuklar. Lütfen kıymetini bilin, olur mu? Yani her şey
yapılabilir, her şey mümkün, doğal her şeye ulaşabilmemiz o kadar kolay ki memleketlerimizdeki zenginliğin, doğallığın kıymetini bilsek yetecek. Muhteşem fasulye turşumuz hazır. Altını kapatıyorum. Çok güzel görünüyor biliyorum ve Önder için gidiyor biliyorum. İnşallah seneye yazın. Sen, annen, baban, eşin, çocukların hep birlikte toplanın. Gelin birlikte gidelim. Çok güzel oralar biliyorsun. Evet, şimdi servise geçebiliriz. Sevgili Şadi Turgutlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri. Fasulye turşumuz hazır. İnşallah canınızı çektirmiyorumdur ama hani yaptım, pişirdim o kadar. Bir tane tadına da bakmayayım mı böyle en doğalından elimle misler gibi. Ekmek yiyor musunuz bilmiyorum. Ben yememeye gayret gösteriyorum ama buna ekmeği banıp banıp. Yani öyle. Sizlerin yerine bir tane. Gerçekten çok güzel. İnşallah bir gün tadına bakma fırsatınız olur hepinizin. Ne söylenir bilmiyorum. Çok abartmayacağım. Abartmak istemiyorum ama. Tabii ki biliyorsunuz ki sizler bizim umudumuzsunuz. Geleceğimizsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bir gün tanışma fırsatımız da olur. Önder öğretmeninizle biraz konuşmuştuk. Belki bir gün konuk olurum. Belli mi olur? Yani... Hatta benim çok sevdiğim bizim bir tiyatro oyunumuz var. Sizlerin yaş grubuna da uygun. Çerçöp derler bize diye müzikli bir çocuk oyunumuz var. Muhteşem bir oyun. Geri dönüşümü anlatıyoruz eğlendirerek falan. Belki onunla gelirim sizlere. Belli mi olur? Kısmet bilmiyoruz. Hayat neyi gösterir bilmiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Öpüyorum kocaman. Kendinize çok ama çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Önder öğretmenim, bizlere vesile olduğun için sana da çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal, mutlu kalın. Çocuklar bay bay.